Oğlum, sen de kızımızı usulünce bizden isteyemedin. Diyorum ki, kahveni içtin, tatlını yedin. Bu konuyu da bir tatlıya bağlasak mı acaba? Hadi bakın. Halil İbrahim'in beni ne kadar sevdiğini biliyorum. Hepiniz de öyle. O yüzden bu kararıma saygı duyacağınızı düşünüyorum. Tabii beni seviyorsanız. Ben boşanmaya karar verdim. Ben senin hayatından gittim oğlum. Hadi yerime koy birini koyabilirsen. Ben senin hayatından gittim oğlum. Hadi dur o sarı odalarda durabilirsen. Ben sen sen diye bittim oğlum. Hadi bakalım unut unutabilirsen. Ben seni yudum yudum içtim oğlum. Hadi ol eskisi gibi olabilirsen. Hadi ol eskisi gibi olabilirsen. Gel.
Ne yapıyorsun sen Zeynep? Ben Halil İbrahim'i buraya bir şekilde getirmişim. Sen oyun mu oynuyorsun? Ben mi dedim size Halil İbrahim'i çağırın diye? Özür dileriz Zeynep Hanım. Niyetimiz çok kötüydü. Aşağıdaki herkes bir yuvayı kurtarmak için nefes tüketti. Affet bizi. Aşağıdaki herkes kendi yuvasını kurtarsın önce. Sen dahil. Hayatıma müdahale etmeyin abi. Niyetinizi tartışmıyorum. Belli ki iyi. Ama bildiğiniz şeyler var, bilmediğiniz şeyler var. Halil İbrahim'le arama girmeyin. Neyi bilmiyormuşuz ya? Herkes her şeyi biliyor. Yok yere ne gizem yaratıyorsun? Dediğim gibi abi. Evlenirken nasıl sizden izin almadıysam, onay almadıysam... ayrılırken de onay almaya ihtiyacım yok. İyi. Ne halin varsa gör Zeynep. Allah ne olursa olsun Leyla'm. Yani Zeynep'in yaptığı ayıptı. Boşanmak istiyorum ne demek de. Bu adam ne yaptı ki sana? Halil İbrahim aldatmış mı Zeynep'i? Yani bilmediğimiz bir şey falan mı var? Halil İbrahim yapmaz öyle bir şey. O zaman sebep ne de? Ayrılmak için illa aldatmak mı gerekiyor Yavuz? Allah Allah. Yani geçen Didem'le konuşurken söylediklerinden anladığım kadarıyla... bu cezaevinde yaşadıkları ona ağır geldi. Kaldıramıyor belli ki. Doğrudur. Ağırdır. Yani herkes her şeyi kaldıracak diye de bir şey yok. Ama erkeklik gururu diye de bir şey var ya hani. Yani onca insanın içinde söylenecek laf var, söylenmeyecek laf var. Açıkçası sen gelip bana böyle bir şey yapsan o kadar insanın içinde... ben çeker giderim. Daha da dönmem. Leyla'm, kal burada. Tamam mı? Ayrılma bir yere. Ne oluyor ya? Yavuz nereye? Yavuz git! Yavuz! Bırak! Leyla'm! Yavuz! Lan! Bırak kadını bırak. Bırak karımı. Bırak silahını. Yavuz! Hazreto! Yavuz! Bırak silahını. Yavuz. Tamam. Tamam. Tamam ne istiyorsanız o. Bırak karımı. Karımı bırak. Karımı bırak. Bırak beni. Sakin ol Leyla. Merak etme tamam. Sakin ol. Tamam. Tamam lan. Tamam. Dursun Leto'ya söyle. Oğlunun yaşamasını istiyorsa nereye geleceğini biliyor. Bak ortada nikah yok. Sen tutturdun bu çocuk doğacak diye. Bir kere Ayşe inadından boşanmaz.
Fikret de sen annesine karşı çıkamadı. Damla'yı buraya yolladı. Ben torunumun bu şartlarda doğmasını istemem. Şartlar değişir Dursun. 9 ay uzun bir süre. Ha diyelim ki hiçbir şey değişmedi. O çocuk yine de doğacak. Gerekirse onun doğumu şartları değiştirecek. Senin derdin torunsa, bak oğlumuz var, gelinimiz var. Bildiğim kadarıyla onlar da çocuk düşünüyor. Sen gel inadı bırak. Hırsın yüzünden kızımızın başını yakma. Dursun, kızımla benim işime karışmasam diyorum. Yavuz'la Leyla'nın da bir çocuğu olursa ne âlâ, çifte bayram yaparız. Baba, Yavuz'u götürdüler baba. Yavuz'u götürdüler. Ne? Gel, Yavuz'u sakin, götürdüler. Sakin ol, tamam otur şuraya. Otur. Ya ne diyorsun, kim götürdü, nereye götürdü? Yavuz'u götürdüler, iki tane araba bizi sıkıştırdı. Sonra çatışma çıktı, şoförle korumayı vurdular. Beni tuttular, sonra Yavuz'u götürdüler. Bana da dediler ki, Yavuz'un yaşamasını istiyorsanız Dursun Leton oraya gideceğini biliyor dediler. Şimdi sen ne olacak zannediyorsun? Beni aldırdın, getirttin buraya. Beni affetme diyeceğim. Ha? Hayatım için yalvaracağım mı sana? Ya da Tamer gibi uşağın mı olacağım zannediyorsun? Yok. Sen olmayacaksın. Baban olacak. Sen dik başlı birisin. Anana çekmişsin. Öldürürüm de olmaz diyenlerdensin. Ama baban... Baban benim eski adamım. Daha önce nasıl ikna olduysa yine ikna olacaktır. Siz babamla iki tane ortak iş yaptınız diye senin adamın mı oldu? Eski gücün kudretin yok Nihat Marten. İki oğlun da öldü. Depoların basıldı. Bizim üzerimizde hiçbir etkin yok senin. Çocuk. Gençsin. Cahilsin. Ölüme yürümek de, atıp tutmak da sana kolay. Dur bakalım, bir baban gelsin, o ne diyecek? Getirin. Dursun Leto gelmiş efendim. Evladın yok tabii. Bilmezsin. Günün birinde eğer olursa belki o vakit babanı anlarsın. Gel Dursun, gel, gel, gel. Hoş geldin. Biz de şimdi senden konuşuyorduk Yavuz'la. Babam benim hayatım için bile olsa taviz vermez kimseye diyordu. Ben de sen biricik oğlusun. Evladına kıyamaz Dursun dedim. Sen ne dersin Dursun? Ne istiyorsun Nihat? Baba. Yavuz. Sen mi dur? Halil İbrahim'i istiyorum. Ya ikiniz de şu anda şuracıkta ölürsünüz. Ya da biriniz dışarı çıkar. O Halil İbrahim'i bir şekilde alır. Avucumun içine koyar.
Buradan daha başka da bir kurtuluşumuz yok zaten. Var. Öldür ulan. İkimizi de öldür. Hadi. Madem hayatının senin için hiçbir önemi yok. Ama bizim için de kadınların hayatının da önemi yok. Mesela Leyla. Ya da Fikret'ten çocuk bekleyen Damla. Bu kadar bencil olmayın beyler. Akıllı olun. Sizin karşınızda Halil İbrahim yok. Öyle kadınlara dokunmam, çocuklara hiç dokunmam diyen biri değilim ben. Ben yeğenimi öldürttüm. Diğer yeğenimi de cezaevinde şişlettim. Hatırlarsanız. Neler olduğunu sormaya korktuk halini görünce. Anlatmayacak mısın? Zeynep boşanmak istediğini söyledi. Nasıl yani? Böyle herkesin içinde. Ben ona gel, evimize gidelim diyecekken o kestirip attı. Boşanalım dedi. Sonrasında peki? Sonrasında bir şey konuşmadınız mı? Herkesin önünde öyle söylemiş olabilir ama. Edanur, oraya şu sizin bildiğiniz ama benim bilmediğim şeyin bir önemi olmadığını, onu sevdiğimi söylemeye gittim ben. Boşanmak istiyorum dedi. Ben de diyorum ki Halil İbrahim, baş başa konuşsaydınız her şey çok farklı olabilirdi çünkü. Hani Temel'in bilmediği şeyler vardı. Hani ben ona bunları anlatamadığım için biz neredeyse boşanıyorduk ya. Açık açık konuşmak lazım. Baş başa konuşmak lazım Halil İbrahim. Tamam, boşanırsanız da boşanırsınız. Ama bir şeyleri konuşmuş olmak gerekmez mi? Baş başa konuşmak için bir fırsatımız olur diye düşündüm ben zaten davet edilince. Ama Zeynep'in haberi yoktu. Annesi de öyle oldu bittiye getirip öpüşün barışın deyince Zeynep'e tepki verdi herhalde. Ama böyle bir tepkiyi ben de beklemiyordum. Aşkta gurur olmaz delikanlı. O yüzden yarın git, ne diyeceksen de, dönmezse de, gelmezse de bizim ona söyleyecek iki çift lafımız olur. Tamam mı? Anne, böyle olmayacak. Fikret'e haber verelim. Leyla, sen de Zeynep'i ara, İbrahim'e haber versin. Öldürürler kızım. Öldürürler. Babanı da, abini de öldürürler. Sizin haberiniz yok. Nihat buraya geldi. Bizi son şansınız diye tehdit etti. Ama bu kadar çabuk davranacağını düşünmedik. Tamam da anne, Yavuz bunu kabul etmez ki. Nihat'la uzlaşmaz. Siz kimseye bir şey söylemeyin. İlla ki bir pazarlık dönecek.
Yavuz yok dese de Dursun bir yolunu bulacaktır. Babam nerede? Abi. Nihat'ın elinde. Anne. Sen bu adamın amacını bilmiyor muydun anne? Niye babamı yolladın peşimden? Ha? Gerekirse senin yerine ölsün diye oğlum. Ben ne yapacağım şimdi? Ne istiyorlar? Halil İbrahim'i ona teslim etmem. Etmeyeceğini biliyor. Sizinle de tehdit ediyor Leyla'm. Üçünüzü de. Şimdilik babam dediklerini yapmam için elinde. Eğer Halil İbrahim'i tuzağa düşürmezsem... sadece babamla da kalmayacak. Bu gece olanları kimse bilmeyecek. Anladınız mı? Kimse. Ya bir diyet yapacağız. Hamur aldınız önüme koydunuz lan. Şunu alsana Eda Nur. Ben onun hepsini yiyeceğim şimdi. Ya bırak şimdi hamuru falan. Halil İbrahim ne dedi? Vallahi bir şey demedi ama siniri bir yatıştı. Ya niye yatışmayacakmış siniri? Seviyor Zeynep'i de. Ulan kız onu mu diyor? Milletin yanında bozulmuş ya, onu diyor da. Sema hepinizin yanında bana neler neler söyledi. Ben bozuldum mu? Tavır yaptım mı? Yok, niye? Çünkü biz bir aileyiz, değil mi? Onlar da Zeynep'in ailesi. Bana bunlarla gel Turan. Yani bir etkin olur mu bilmiyorum ama sen bence bunları Halil İbrahim'e de söyle. Hatta sen direkt lafa tut onu, Zeynep'in yanına götür. Anca öyle çözülecek bu iş. Halil İbrahim geliyor. Nereye gidiyor ya bu? Turan çıkıyor he. Baksanıza. Dayı nereye gidiyor bizim uşak? Karısını görmeye gidiyor. Kızlar duydunuz mu? Karısının yanına gidiyormuş. Ulan aferin Nedandır. Oldu mu işte? Çok iyi oldu, çok iyi oldu. Şu an burada bir tane versene. Oh, tepkenim geldi. Osman. Sen mi verdin bu akılları? Kötü mü ettim dayı? İyi mi ettin, kötü mü ettin? Orasını bilmem de. Bir aklın varsa kendine sakla kızım. Günü gelir lazım olur. Oğuz'u diyor. Üf Sema yani üf. Sen Oğuz mu dedin Altun? Oğuz dedim. Boş boş konuşuyor işte. Turan kendi kendine yakıştırıyor. Kendi kendine mi yakıştırıyor? Oğuz komutan sana Eda demiyor mu? Biz de sana balım demiyor muyuz? O zaman sen biz öyle deyince bal mı oluyorsun Osman? Balımı biz sevdiğimizden söylüyoruz. Yani isim kısaltmak biraz samimiyete girer. Ha samimiyiz. Aynı evde yaşıyoruz. Sizin için canını veriyor, ölüme gidiyor adam. Ya bana Eda demesinde benim için bir mahsur yok. Sizin için var mı? Aa, ne güzel ya. Vallahi Turan benim için Eda demesinde bir mahsur yok. Ama baştan söyleyeyim öyle yarın öbür gün Edacığım cum falan bir şey der. Ha, o zaman biraz sıkıntı yaşarız ha. Osmancığım. Turancığım, çıkın şu girdiğiniz kör kuyudan. Edacığım sen de bana bir çay ver. Sen de karıştır Semacığım. Ortalığı karıştır. Aşk olsun dayıcığım. Edacığım, sana zahmet ben de bir çay alabilir miyim? Tabii balımcığım, tabii. Geliyor çayın. He, balımcığım da olduk. Gel. Sağ ol kızım. Afiyet olsun baba. Oo Fikret. İyi ettin geldin. Hoş geldin buyur. Sağ ol Nesin baba. Ayşe
Kızım bir çay koy Fikret'e. Çay bitti baba. Yani yenisini demleyeyim diyeceğim ama o zamana kadar Fikret gider herhalde. Belli ki bir şey demeye gelmiş. Öyle değil mi Fikret? Çayını içecek değilim zaten Ayşe. Sağ ol. Evet, bir şey demeye geldim, doğrudur. Ama babama. Sen de oradan üstüne düşenleri alırsın artık. Oğlum bitsin bu tatsızlık, yeter artık. Ne istiyorsunuz birbirinizden? Ne istiyorum Zuhal anne? Mesela bir sürü kayıp verdik. Bir acımızı yaşayalım. Yasımızı tutalım. Dilimizi tutalım mesela. Hırslarımıza gem vuralım. Yeniden evlenmeyelim. Değil mi baba? Bunları senden duymak ne kadar güzel Fikret. Ne oldu? Vaz mı geçtin o kızdan? Konu ben değilim Ayşe. Hadi söyle Fikret, ne söyleyeceksen söyle de rahatla. Belli ki annen doldurmuş, buraya göndermişsin. Hı. Ben boş bir kovayım. Birilerinin doldurmasıyla hareket ediyorum, öyle mi? Annem doldurmuşmuş. Senin o Gamze ile ne işin var Davut'un yerinde? Hadi bir işin var, el ele ne işin var? Daha Asiye'nin toprağı soğumadı Rızvan abi, el ele ne demek? Zuhal, bizlik bir konu yok. Ben gerekeni söyledim Rızvan'a. Hatta ağır konuştum. Seni anca teneşir paklar dedim. Gerisi onun bileceği bir iş. Bak Nesin babam demiş paklar diye. De. Seni teneşir bile paklamaz. Oğulların öldü, oğulların. Zuhal annemin dediği Asiye'yi geçiyorum bile. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Benim oğullarım ölürken sen ne yapıyordun Fikret? Hı? Çocuk mu yapıyordun? Hı? Benim canımı sıkma da defol git evimden. Hayat benim hayatım. İstediğimle evlenirim, istediğim kadar çocuk yaparım. Ben senin hayatına karışmadığıma göre sen de benim hayatıma karışma. Ne halin varsa gör. Fikret. 2 dakika konuşalım mı? Neyi? Damla'yı kapıya koydun da çocuğu falan aldırtmak niyetindeysen bazı şeyleri tekrar gözden geçirebiliriz yani. Ne gibi? Yani siz beni suçlayıp duruyorsunuz ama Gamze işini benim ayarladığımı düşünüp. Ben yapmadım. Ha ama bozabilirim eğer isterseniz. Birincisi, Damla'yı kapıya koymadım. İkincisi, çocuğu aldırtmak gibi bir niyetim de yok. Ha, o Gamze işini senin organize ettiğine dair zerre şüphem de yok. Babam bir iki beladan kurtulmuştu. Şimdi o Gamze'nin sülalesi gelsin bir bela olsun da ona. Sonra gelirsiniz kapıma, Fikret yardım et diye dilenmeye. Dediğim gibi, benim konuyla alakam yok. Ama senin durumun ortadayken ben Rızvan babama nasıl yapma diyeyim? Sen önce kendi kocana bak demez mi? Der. Herkes her şeyi der. Bu evde kimsenin utanması yok. Kızım biz senin her fikrine saygı duyuyoruz. Anlamadım anne. Dün akşam söylediklerin yavrum. Hani hepimizin içinde ulu orta bir erkeğe senden boşanacağım denmez. Olmaz. Bu boşanma lafı ağır bir laftır. Ağızdan bir kere çıkar. Bir daha geri dönüş olmaz kızım bunu. Zeynep.
Vallahi hiç ananın kızı değilsin ya. Bak anam babandan 32 sene neler çekti. Bir kere boşanalım demedi. Ha sonunda ne oldu diyeceksin. Babam bir kere boşanalım dedi. Nedim ortada kaldı. Ben niye ortada kalacağım canım? Ne münasebet? Ben o kağıtları imzalamasaydım hayatta benden boşanamazdı Rızvan. Bakma ben usandım, bıktım. O yüzden ayrıldım. Ama sen neyinden usandın Halil İbrahim'in kızım? Daha bir sene olmadı. Ha? Düşünüyorum, düşünüyorum, bulamıyorum. Sen Halil İbrahim'in neyinden usandın? Anne sen beni düşünmeyi bırakıp o güzel aklını babamla evlenmek üzere olan Gamze'ye mi yorsan acaba? Aman. He, abin o işi halletmeye gitti. De. Rızvan'dan bahsediyorsun. Azgın teke. Zincirinden bir kurtuldu. Bir daha da iflah olmaz o. Allah cezasını versin onu. Umurumda değil sakine. Ben senin gibi bela okumuyorum en azından. Halil İbrahim benden sonra mutlu olsun istiyorum. Bir yuva kursun. Çoluğa çocuğa karışsın. Mümkünse bu işleri bıraksın durulsun. Mutlu olsun istiyorum yani. Yani ben olmasam Nedime'nin kızı değilsin diyeceğim ha. Belki senin sütün bozmuştur ha sakine. Konuşturma şimdi beni Asiye gibi. Kaçıyor içine bazen. Zeynep. Misafirin var. Kim geldi? Eda'nın mı? Yok. Kocan. Aa. Hadi kızım bak. Çocuğu bekletme. Hani dün akşama rağmen kalkıp da buralara kadar geldiyse ne olur kızım artık. Ne diyorsa tamam de. Hadi anne. Hadi. Nerede peki? Şu görün yoluna doğru git, görürsün. Biraz konuşalım istedim. Olur. Konuşalım. Göle doğru yürüyelim mi? Olur. Aslında dün akşam yemekte baş başa biraz konuşuruz diye düşünmüştüm. Ama olmadı. Olmasını istemedim çünkü Ali İbrahim. Özür dilerim insanların yanında belki seni incittim ama onları bir şekilde susturmam gerekiyordu. Herkes barışmamızı istiyor ama... Aması ne Zeynep? Aması ne? Ben senin bunları neden yaptığını biliyorum. Bir odada 3-5 resim var diye. Senden gizli bir hayatım var falan. Benim sevdiğim Zeynep için... Uğruna ölmeyi göze alacağım Zeynep için bunlar ayrılmaya sebep olamaz. Çocuk sahibi olmamı istediğini biliyorum. Biz bunu çok konuştuk seninle. İstedik. Ama gün geldi. Kötü şeyler oldu. Öyle bir ihtimalimiz kalmadı artık. Ama ne oldu yani? Sevgimiz mi bitti? Aşkımız mı bitti? Zeynep'im. Ben çocuk falan istemiyorum. Ben seni istiyorum. Seninle bir ömür yaşamak istiyorum. Uzun ya da kısa.
fark etmez. Benim için fark eder. Ben bu zamana kadar bütün planların bize dair sanıyordum. Seninle bana dair. Senin o 3-5 resim dediğin şeyde ben gördüm ki ben sadece bir planın parçasıyım. Sen bir planın parçası değilsin Zeynep. Sen benim bir parçamsın. Olmasam da olacak bir parçayım diyelim. Ben seni her şeyden çok seviyorum. Sevgiye dair bir problemimiz yok Halil İbrahim. Ben seni istemiyorum. Çık hayatımdan. En azından birbirimizin yüzüne bakacak sevgimiz baki kalsın. İstemiyorsun beni. Evet. Seni istemiyorum. Yalan söylüyorsun. Zeynep'im, bunu yapma bize. Kabul etsen de, etmesen de gerçek bu. Seni istemiyorum. Gamzeciğim, hoş geldin. Ne iyi ettin de geldin. Hoş bulduk canım. Rızvan Bey içeride mi? İçeride. Geleceğini söyledim. Bir heyecanlandı. Vallahi keşke heyecanlanmak yerine korksa. Neden korkuyormuş ya? Ben ona ulu orta yemeğe gitmeyelim demiştim. Konu aileme gitmiş Ayşe. Ve? Ve kıyamet koptu işte. Canım, Rızvan babam ne kıyametler görmüştür. Ya ailenden korkacak olsa dediğin gibi. Herkesin gözüne sokar gibi seni oraya mı götürür? Sen geç yanına, ben de bir kahve yapıp gelirim ha? Peki. Asiye. Geç şöyle konuşalım. Anne. Ayşe ben ne Asiye'si sen iyi misin? Ben iyiyim. Ben iyiyim de sen iyi değilsin. Ay anne ya. Korkuttun beni. Aklın gitti zannettim bir an. Aklımda gayet başımda. Onca acıma rağmen başımda. Ne oluyor kızım sana ha? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Sonun teyzen gibi mi olsun istiyorsun? Teyzenin sonunu görmedin mi? Can verirken yanında değil miydik? Anlamadığın şeylere karışma anne. Yani bulmuşsun babam gibi adamı. Sen erkeklerden onları idare etmekten anlamazsın. Bu kızı sen mi çağırdın yine kızım? Hı? Kendi geldi baba. Rızvan baba ile konuşmuşlar. Ne yapsaydım? Gelme mi deseydim? Kapıdan giremezsin mi deseydim? Ay benim için gelmiyor artık. Şunu bir anlayın yani. Bu Rızvan'ın ölümü önünde sonunda Halil İbrahim'in elinden olur diye düşünüyordum ama... en azından başkasının elinden olacak. Nesim, sakın sen bir şey yapma. Ya ben niye bir şey yapayım Zuhal? Ha? Gamze'nin ailesi yeter Rızvan'a. Baba. Sen damat adayına yenisini yaparsın kızım. Yani sen bunları niye dert ediyorsun Gamzeciğim? Bu benim konum. Ailenden kim ne diyecekse gelip bana diyecek. Yani ben onları ikna ederim. İkna olmazlar diyorum Rızvan Bey. Hatta korkarım ki... Bir dakika. Şimdi şu Rızvan Bey'in beyini bir atalım. Biz seninle bir aile olacağız. Sen benim karım olacaksın.
O bize karşı çıktığını söylediğin ailen de dahil hepimiz büyük bir aile olacağız. Ama bu size biraz pahalıya patlayacak biliyorsunuz değil mi? Bazı şeyleri. Paha biçilmez. Nerede Zeynep? Gelmedi mi Ali İbrahim? Gelmedi. Sen ne dedin de gelmeyeceğim dedi? Ne dediysem hayır dedi. Çocuk istemiyorum dedim. Ben seni istemiyorum dedi. Ne dedi ne dedi? Seni istemiyorum dedi. Abi böyle dememiştir herhalde. Ya siz benim kardeşimsiniz. Yalan mı söyleyeceğim size? Gözümün içine baka baka seni istemiyorum dedi. O yüzden mi kız bakıyormuş sana? Senin çocuklarını doğursun diye. Ne? Vallahi ben de dayanamayacağım artık. Bu Davut'un yeğeni yok mu Didem? Hanımefendi onu sana düşünüyormuş. O ne demek ya? Kim diyor bunu? Elif Eda Nur'u çekip söylemiş. Bu aşk bitsin diye, senin bir geri dönüşün olmasın diye Didem'e yer yapıyor. Geri dönüşüm olmasın diye, öyle mi? Herhalde bu çocuk mevzularından kızın psikolojisi bozuldu, saçmalıyor. İbrahim anlamıyor musun? Anlamıyorum kardeşim. Ben anlamıyorum ya. Ben böyle bir şeyi anlamak istemiyorum. Tamam. Madem beni istemiyor. Geri dön beni istemiyor. Ben geri dönülmeyecek şeyler yaparım. Anne, ben Halil İbrahim'i satsam bile Nihat Marten babamı bırakacak mı zannediyorsun sen? Diyelim ki bıraktı. Biz bu onursuzlukla nasıl yaşayacağız? Dediğin gibi. Yaşayacağız ya. Nasıl yaşadığımızın ne önemi var? Ayrıca kim bilecek? Ben bileceğim anne, ben bileceğim. Beraber yol yürüdüğüm insanları sattığımı bileceğim. Bir ömür boyu sürecek bu. Bak Yavuz, sadece kendini düşünemezsin. Mesele sadece baban olsa... Ben çoktan insanların kaderinin bir yerde sonlanacağını kabul eder, babanınkinin böyle olmasını tercih ederdim. Ama karın var, kız kardeşin var. Anne, diyelim ki abim kimseye bir şey söylemedi. Halil İbrahim de onun tuzağına düştü, babam kurtuldu. Sonra Nihat demeyecek mi sıradaki Fikret diye. Damla haklı. Ayrıca Nihat Marten Halil İbrahim'i bitirdikten sonra sadece Fikret abimle de kalmaz, döner Yavuz'u da öldürür. Bence jandarmayı da işin içine katarsak sıyrılabiliriz. Hiç tanımadığınız insanlar hakkında yorum yapıyorsunuz. Buradan herhangi birimiz jandarmaya gidecek ve Nihat Marten'in bundan haberi olmayacak, öyle mi? Anne bak, bir şansımız daha var. Gideyim Fikret abiyle konuşayım. Halil İbrahim'le beraber olalım. Sonra da gidelim o Nihat Marten'i gebertelim. Babanı da tabii. Adam boşuna mı elinde tutuyor babanı? Az önce babanı feda edebilirim dedin. Bir kişi anne. Bir kişi ölecek. Yoksa bu şantaj bitmeyecek. Bir kişiyle kalmayacak oğlum. Niye anlamıyorsun? Hayır, hayır. Dur sen. Ben bakacağım. Abi.
Ha. Abi sen miydin? Yavuz. Başka birini mi bekliyordun? Yok. Yani seni gördüğüme şaşırdım o yüzden. Dursun amca evde mi? Fikret. Gelsene içeri. Dursun evde yok ama biz buradayız. Ben Dursun amcayla bir konuşayım istiyordum ama. Abi. Güzelim. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Bir şeyim yok. Sadece seni görünce çok sevindim. Ben de tatlım, ben de. Gel, buyur. Otur şimdi. Hoş geldin Fikret. Hoş buldum. Aç mısın, bir şeyler ister misin? Hazırlayayım mı? Yok. Ama bir kahve içelim. Hemen. Leyla. Sen yine de abini atıştıracak bir şeyler hazırla. Olur. Tamam anne. Bir gerginlik var ama. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Abi şu... Dursun'la tartıştık. Damla konusu. Hı. Ne dedi Dursun amca? İşte nasıl olacak böyle nikah olmadan çocuk diye. Ben de insanların üzerine gitme dedim. Sabah kapıyı vurdu çıktı. Bu. Yani haklı. Ne diyeyim? Ben de zaten bu konuda konuşmak için gelmiştim Dursun amcayla. Erkek erkeğe. Evet, tamam. Konuşalım abi. Anne bize bir izin verir misin? Yavuz. Ben Fikret'i senden ayırıyor muyum? İkiniz de benim evladımsınız. Geleceğinizi benden gizli mi konuşacaksınız? Yok tabii ki. Senden bir gizlimiz yok. Annem de Ayşe de beni çok bunalttı bu konuda. Ve bu çocuk mevzusu yüzünden korkarım ki kötü şeyler yaşanacak. Sen Damla'ya bebek benim doğurabilirsin demişsin. Ne oldu, fikrin mi değişti? Hayır, fikrim değişmedi. Ayrıca çocuğu aldırsın da demiyorum. Damla arada kalacak diyorum. Zamanlama kötü sadece. Yani hiç değilse boşanmış olsaydım bu kadar sıkıntı yaşamazdık. Ayşe seni boşamaz Fikret. Bunu bir kabul edelim. Bir tek şekilde senden umudunu keser, Damla çocuğunu doğurursa. Anne, Fikret abi diyor ki Ayşe ne Damla'yı ne de çocuğunu yaşatmaz. Tabii kibarca söylediği için sen duymazdan geldin. Benim Ayşe umurumda değil. Hiçbir şey yapamaz. Önemli olan Nedime'nin bizim tarafımızda olması. Ama annem de Damla'yla bebeği yaşatmaz diyorsan o başka tabii. Yok. O kadar ileri gidemez. O beni kaybetmesi anlamına geliyor çünkü. Ama illaki savaşacaktır. Sizi vazgeçirene kadar. Doğduğumuzdan beri savaşıyoruz Fikret. Nedime ile ben birbirimize benzeriz. İllaki bir yerde uzlaşırız. Afiyet olsun. Eline sağlık.
Ne oldu? Neymiş acil olan? Az önce Fikret'le Leto geldi. Bir süredir içeride. Yahu sen babana konuştuklarımızı anlat da. O ne zaman isterse o zaman onunla da ben bir görüşürüm. Aslında abi... Aslında ne? Hiç. Yani ben bu konuda arada kalmayayım diyordum da bunu diyecektim. Ha. Tamam kalma Yavuz. Babanı gördüğünde Fikret abim seninle konuşmak istiyor de ne der? Tamam abi. Şey demiyor, evde yoktu çünkü. Ama Dursun amca sağduyulu adamdır. O şimdi muhtemelen ortalık bir durulsun, ne olacaksa ondan sonra olsun demiştir. Nergis yenge de kovmuştur evden tabii. Ya bu Dursun Bey, neden bu kadar hanımının güdümünde Fikret Bey sorma sahip? Hanımına çok açık verirsen ya boşanıyorsun ya da güdümünde kalıyorsun Şota. Senin anlayacağın işler değil yani. Çok şükür Fikret Bey. Çok şükür. Ne arıyorsun lan sen burada? Ha? Gelmişsin gündüz vakti. Ne yapmaya çalışıyorsunuz oğlum siz? Sizden emin olmaya çalışıyorum Yavuz. Ne işi vardı Fikret Leto'nun burada? Evladının anası bu evde ya. Ne yapsaydık? Gelme mi deseydik? Ne istiyorsun Musa? Nergiz Hanım, Nihat Bey bu videoyu izlemenizi istedi. Seni var ya. Bir zarar görsün istemiyorsan sakin ol ve dediğimi yap. Yavuz tamam bırak. Bak. Babama zarar gelmeyecek. Bir anlaşma yaptık. Babama zarar gelmeyecek Musa. Tırnakları yeniden uzayacaktır. Yeter ki hayatta kalsın. Benim görevim sizi uyarmak. Ola ki bir işbirliğine girersiniz. Fikret'le veya Halil İbrahim'le adamlarımız her yerde. Ve takip ediliyorsunuz. Nihat Bey bilin istedi. Herkes korumalarla, adamlarla geziyor Nihat Bey. Yani Levent'ten sonra iyice tedbirlerini aldılar. Ne yani şimdi korumalarla geziyorlar diye ölmeyecekler mi? Yok hayır. Ya bilin istedim. Gerçi ben Musa abiye ilettim. O da Nihat Bey seni çağırıyor dedi. Serkan'ım şimdi onların öyle korumalarla dolanması falan var ya bunlar hiçbir işe yaramaz. Daha dün gece Yavuz ve babasını aldım. Aa. Şimdi gerçi Yavuz'u bıraktım. Bana Halil İbrahim'i getirsin diye. Vallahi Nihat Bey, bunlar birbirlerine çok bağlıdırlar. Yani satar mı Halil İbrahim'i bilemedim. Bir tek babası için olsaydı satmazdı belki. Ama anladı artık bütün ailesini yok edeceğimi. Şimdi burada sana düşen görev... Ola ki bu Yavuz yalpalar...
öyle bir başka bir şey düşünmeye başlar. Ya da ne bileyim Halil İbrahim işi çözer. Hemen haber vereceksin. Ki buraya geldiklerinde Dursun'un ölüsünü bulsunlar. Veririm. Veririm tabii ki. Yeter ki benim gözümün önünde olsunlar. Benden öyle kolay kolay bir şey kaçmaz. Ya bir anormallik olursa hemen fark ederim. Güzel Serkan'ım, güzel. Nihat Bey. Hazır gelmişken size bir şey sormak istiyorum. Babam. Babamla ilgili bir şey yapmayacak mısınız? Ben Halil İbrahim'i aldığımda sana haber vereceğim. O gece Davud'un kafasına sıkarsın. Sıkarım. Yeter ki siz tamam deyin. Diyeceğim, diyeceğim. Merak etme. Hadi artık sen bir an evvel kalk git bakalım. Dediklerimi de unutma. En ufacık bir şüphede haber veriyorsun. Unutma. Unutmam. Bizimki yine bir öfkeyle geliyor ama kim bilir yine kime kilitlendi. Hayrolsun. Bence çok karizmatik biri dayı. Hoş geldin Halil İbrahim. Hoş bulduk. Ne haber Didem? İyi. Senden ne haber Halil? İyi. Kızım sen işin var. Gideceğim diyordun. Yok yok. Otursana. Sohbet edelim biraz. Bir şey canım mı sıkın? Yok. Gayet iyiyim. Akşam bir işin var mı Didem? Niye sordun? Eğer müsaitsen bir yemek yiyelim. Yok. Hiçbir işim yok. Bir mahsuru var mı Davut? Yeğeninle akşam baş başa yemek yememde. Ne mahsuru olacak? Ben bir çocuklara bakayım. Erken geldiğinden seni fark etmemişlerdir. Bir çay kahve bir şeyler söyleyeyim. Hayatımda ilk defa birisi dayımın yüzüne benimle yemek yiyeceğini söyledi. Adamın yüreğini indirecektin neredeyse. Dayım beni tanır. Kimseden gizlim saklım yoktur. Aklımda ne varsa söylerim. Ben de seni tanımak isterim. Ama hep böyle açık sözlü olacaksa. Sen yeter ki iste. Genelde insanlar ben açık sözlü olduğumda korkup kaçıyorlar. Sence ben korkup kaçacak birine benziyor muyum? Madem bu kadar açık konuşuyoruz, o zaman sana tek bir soru soracağım. Ona göre akşam yemeği teklifini kabul edeceğim. Sor tabii ki. Sen evlisin diye biliyorum. Yanlış mı biliyorum? Ayrıldık. Bitti o iş. Tamam o zaman problem yok. Kaç diyelim? Kaç da istersen. Ben buradayım. O zaman bana müsaade. Görüşürüz. Görüşürüz. Anam, ev Şendullar evine döndü. Bak, ben dul, anan dul, sen dul, Fikret dul. Allah'tan Elif dul değil ala. Aman aman, Rabbim esirgesin. Benim kızım karıncayı bile incitmemiştir. Aşk olsun, ben kimi incittim?
Halil İbrahim'i incittin. Mecburdum vallahi, yani başka türlü buradan gitmezdi çünkü. Ne oldu? Gidince daha az mı seveceksin? Belki zamanla. Ben sana bir şey diyeyim mi yavrum? Ayrılık ölümden de zordur. Öleni görmeye görmeye acın bitmese de hafifler. Ama severek ayrıldıysan her gün yanarsın. Her gün ağlarsın. Pişman olursun. Anne Zeynep, Rızvan Bey gelmiş, kapıdaymış. Şimdi haber verdiler bana da. Nedime nerede? Kahve içiyor salonda. Niye gelmiş? Evlenmek için bizden izin mi isteyecekmiş? Bilmiyorum ki Zeyno, sen bir karşıla sor istersen. Ne oldu? Pişman olmuş mu Ali İbrahim'e söylediklerine? Yok anam. Bu evde pişmanlıklar çok geç ortaya çıkıyor. Daha Zeynep'in ah ben ne yaptım diye kafasını duvarlara vurmak için çok zamanı var. Ben efendi sarayım. Al tabağı. Kızım, biraz bize müsaade eder misin? Annenle konuşacaklarım var. Ben önce bir söyleyeceklerimi söyleyeyim de sonra sizinle konuşacaksanız konuşursunuz. Pekala, söyle kızım. Yakışıyor mu sana? Hiç yan yana görmedin ki Zeynep. Niye bu kadar ön yargılısın anlamadım. Ön yargılı mı? Hı. Yok, benim gerçekten söyleyeceğim bir sürü şey var da karşımdaki insanın birazcık utanma duygusu olduğunu bilsem söylediklerim boşa gitmedi diyeceğim. Zeynepciğim, konuşacak mısın yoksa konuşmayacak mısın? Vazgeçtim, konuşmayacağım. Sen anlat bakalım. Ne anlatacakmışsın? Nedime. Biliyorsun yeni bir yuva kurma niyetindeyim. Ve bu çok çabuk olsun istiyorum. Onun için lafı fazla uzatmayacağım. Siz ne düşünüyorsunuz? Ne hakkında? Evim. Evin. Bilirsin bu ev benim için özeldir. Gamze ile burada yaşama niyetindeyim. Ha, sizin iki ayağınızı bir pabuca sokmak istemem. Yani yeni bir ev bulana kadar yayla evinde mi yaşamak istersiniz? Yoksa kızın Halil İbrahim'le barışır, onunla birlikte gidip orada mı yaşarsınız? Bunu öğrenmek istedim. Zahmet etmişsin buralara kadar bunu sormak için, gelmene gerek yoktu. Ben bu eve gelinliğimle girdim, kefenimle çıkarım. Nedime, işi yokuşa sürme. Ne yapacaksınız bu koskoca evde bir başınıza? Pardon da sen ne yapacaksın bu evde bir kadınla? Bir sürü çocuk yapma niyetindeyim Zeynep'ciğim. Tabii o çocuklar sizin gibi değil de daha vefalı olurlar umarım. Yani sadece babalarına saygı göstersinler yeterli benim için. Rızvan, ben diyeceğimi dedim. Hiçbir kuvvet beni bu evden çıkaramaz. Gitmiyorum. Nedime, ben karımı alır, gelir bu evde yaşarım. Bir rezalet çıkmasın sonra. Rezalet çıkmasın mı? Rezaleti çıkarttın zaten, çıkartacağın kadar ha?
Bir de yetmedi. Üzerine bizi evden mi çıkarmak istiyorsun sen? Gözün yiyorsa, yüreğin yetiyorsa o evleneceğin süprüntüyü getirir karşıma çıkarırsın. Bir dakika, bir dakika saygılı ol. Ben güzellikle geldim. Söyleyeceğimi söyledim. Gerisi size kalmış. Sadece bir şey merak ediyorum. Bu yaptıklarını bizden intikam almak için mi yapıyorsun? Hayır Zeynepciğim. Beni mutsuz eden insanları hayatımdan çıkarıyorum. Hepsi bu. Kocan nereye gitti? Kahve yaptıydım ben ona. Ne kocası Allah aşkına sakine sen de boynu altında kalsın. Ne demeye gelmiş? Gamze ile bu evde yaşamak istiyormuş. Siz ne yapacaksınız? Ne demek siz ne yapacakmışsınız? Ha biz gideceğiz sen kalacak mısın burada? Vallahi ben Rızvan'ın hazin sonunu görmeden şuradan şuraya kıpırdamam Nedim'e. Allah Allah. Zeynep. Sen bunun evleneceği süprüntüyü tanıyor musun? Yani tanıyorum da bir muhabbetimiz yok anne. İyi. Haber gönder. Gelsin konuşalım daha büyük rezillik çıkmadan. Eğer biraz aklı başında birisi ise kendisini bana düşman etmez. Anam kız ailesini karşısına almış. Senden mi korkacak Nedim'e? Sen nereden biliyorsun? Ben her şeyi bilirim. Ha, bu kızın numarasını falan istiyorsanız bulayım ben size. İçeri geçin siz. Hadi geçin içeri. Merhaba Yavuz. Merhaba Nesim amca. Baban burada mı? Otelde o. Oradan geliyorum oğlum. Ne oteli? Ha, annem öyle demişti bana da. Anne, babam otelde değil mi? Öyle dememiş miydin bana? Nesim hoş geldin, gel. Gel içeri. Benimle görüşmek mi istemiyor kocan? Hayırdır Nergis? Olur mu öyle şey canım? Niye seninle görüşmek istemişsin? Siz yılların arkadaşısınız, dostusunuz. Gel, otur şöyle. Sabahtan beri arıyorum, açmıyor. Ayıptır sorması, mesele nedir Nesim amca? Mesele Rızvan. Ya benim umurum değil. Ama intihar etmeye karar verdi Rızvan. Belki dursun, yapma, etme demek ister diye onunla konuşmaya geldim. İntihar derken? Bilmiyormuş gibi davranma Nergis. Bilmiyor musun Gamze meselesini? Evet, biliyoruz. Ayşe'nin işleri. Kusura bakma kızın ama ya bu Fikret olayını hazmedemedikçe iyice saçmalıyor ve herkesin hayatıyla oynuyor Nesim. Ben bu Ayşe ile Damla meselesine girmemeye yemin ettim. Ama bu Rızvan meselesi tam bir rezillik. Dursun neredeyse ara gelsin konuşalım hadi. Yavuz bize biraz müsaade eder misin? Evet ederim. Hayırdır Nergis? Koskocaman adam neyi duymayacak da yolluyorsun? Bizimki yine bir haltlar karıştırmış otelde. Kavga ettik çıkıp gitti. Nereye gittiğini de söylemedin Esim. Bilmiyorum. Ya bana ne sizin karı koca kavganızdan? Bu ilk değil. Son da olmayacak. Ya benim telefonumu açmamak da ne demek? Ne bileyim Nesim, gördüğünde sorarsın.
Rezervasyonda ismin görünüyor. İki kişilik masa. Doğrudur. Kim? İkinci kim? Eda Nur, belli ki biliyorsun. Ve ben bu konuda konuşmak istemiyorum. Halil İbrahim, sen iyi misin ya? Sen ne yaptığını zannediyorsun? Ne demek burada baş başa Didem'le yemek yemek? Gerçekten söylediğime pişman ediyorsun. Eda Nur, Zeynep ne isterse ben onu yapıyorum. Madem beni yakıştırmış Didem'le, bir oturayım bir tanıyayım bakayım dediği kadar var mıymış? Gerçekten ikiniz de kafayı yediniz. Bak bu işin şakası olmaz. Böyle şeylerin geri dönüşü olmaz. Onu Zeynep söyledi zaten. Ben de geri dönmüyorum. İleri gidiyorum. Evet, bence de. Bu sefer fazla ileri gidiyorsun. Nus. Bana bak. Eğer o kıza kötü davranırsan var ya. Ne yaparmışsın? Ben senin hayatına karışmıyorum. Sen de benimkine karışma Eda. Bilmem anlatabildim mi? Sen şu an beni Oğuz'la mı tehdit ediyorsun? Ne alakası var ya? Sadece sana karışma diyorum. İyi. İyi, tamam. O zaman sen bu akşam o Didem'le ne kadar yakınlaşırsan... ...ben de senin gözlerinin önünde Oğuz'la o kadar yakınlaşacağım. Karışma, olur mu? Tamam. Düşündün mü Nesin? Kendimi şu an bir şeye vakfedecek halde hissetmiyorum binbaşım. Acım daha çok taze. İyi düşün o zaman. Acelemiz yok. Binbaşım. Dursun Leto yok mu? İşte yok. Ortada yok. Ya bu zamparın teki değil mi zaten? Nihat Marten onu çapkınlıklarıyla tehdit etmiyor muydu? Evet, ediyordu. Yine bir çapkınlık peşindedir işte. Karısı da öyle söyledi. Ama herkesin bilmediği bir şey var komutanım. Yani bu Dursun çapkınlığa kalkışmadan önce ilk iş beni arayıp... ...Nesim, ben seninle birlikteyim, senin yanındayım, ona göre derdi. Bu müptezel alışkanlıklarınızı geçecek olursak ne demek istiyorsun Nesim? Binbaşım, evlerine gittim. Oğlu da, karısı da... Bir garip davrandılar. Dursun'un ortada olmadığını düşünürsek binbaşım... ...ben diyorum ki... ...bunu Nihat Marten kaldırdı. Dün gece bir çatışma olmuş. Çatışma mahallinde... ...kovanlar var. Kan var. Araba yok. Ceset yok. Hastanelerde yaralı yok. Sabahtan beri bu iş nedir? Birini mi kaldırdılar diye düşünüyorum. Bir yere varamıyorum. İşte şimdi her şey yerine oturdu. Güzel işte günbaşım. Siz bu Nihat Marten'i alıp getirin buraya. Gerekirse beni de nezarete koyun. Bunun işini orada güzelce halledeyim. Nesim, Nihat Marten'i bir daha buraya falan alamam. Adam neredeyse birini gözümün önünde vurması lazım ki kaçarı olmasın. Biz şimdi bu Dursun'un izini bulalım, sonra bakarız Marten'e. Bu Nihat Marten'in ölümü benim elimden olmazsa devletle arama mesafe koyarım. Şimdiden söyleyeyim. Çok korktuk devlet olarak. Yani senin mesafen gerçekten katlanılabilecek bir şey değil. Bilmiyorum ne yapsak. Binbaşım. Bir düşün. Dur, bekle bir dakika, daha müsait bir yere geçiyorum. Ne diyorsun Eda Nur, ne demek ki Halil İbrahim'le Didem akşam yemek yiyecekmiş? Ay, sinirlendik, söylemiş bulunduk işte Elif. Dün Zeynep öyle boşanacağım falan deyince... ...Halil İbrahim de sinirlendi. Eğer bana bir kız yakıştırıyorsa sonuçlarına katlanır dedi. Allah'ım, ne yapacağız peki şimdi? Sen git söyle Elif, istediğin oldu de. Engel olmak istiyorsan da son şansın de. Gerçekten bu sefer de kılını kıpırdatmazsa Zeynep Hanım istemiyor demektir Halil İbrahim'i. İstiyor, istiyor da hem de nasıl istiyor da neyse. Ben bir şekilde söyleyeceğim artık, tamam? Tamam, anlaştık. Öpüyorum çok. Ben de. Davul bile dengi dengine çalarmış, değil mi? Bakıyorum da. Gençsin,
Güzelsin. Hayat dolusun. Yani senin gibi bir kızın Rızvan'la ne işi olabilir ki? Ben sizi boşandınız diye biliyorum Nedim Hanım. Yoksa yanlış mı biliyorum? Ya, doğru biliyorsun ama belli ki bazı şeyleri de bilmiyorsun. Biz boşanmış olabiliriz. Ama kopamayacağımız bağlarımız var. Yani Rızvan'ın seninle evlenmek istemesinin sebebi çocuklarına ders vermek içindi. Bana öyle anlatmadı ama. Gamzeciğim, ben senin amacını pek anlayamadım. Bildiğim kadarıyla varlıklı bir ailen var. Paraya pula ihtiyacın yok. Babamla birbirinize uygun olmadığınızda aşikar. Yaş itibariyle. Tabii bir de babamın defalarca evlenip senin yaşında çocukları olması sebebiyle. Senin bu işten uzak durman gerekirdi. Motivasyonun ne tam anlayamadım. Yuva kurmak Zeynep'ciğim. Dediğin gibi benim ekonomik olarak kimseye hiçbir şeye ihtiyacım yok. Ama aklı bir karış havada yaşıtlarımla da yuva kurmak istemiyorum. Babam bizden intikam almaya çalışıyor. Anlıyorum. Sen kimden intikam almak istiyorsun acaba? Hepimizin yaraları var tabii. Yedi. Biz tedavi için bir araya gelmedik değil mi? Yani bu işten vazgeçmek için sen ne istiyorsun bana bir onu söyle bakayım. Nedim Hanım, ben kimsenin baskısıyla bir teklif kabul etmedim. O yüzden kimsenin baskısıyla da vazgeçecek değilim. Alenen benimle savaşacaksın yani. Adam sizin kocanız değil. Üstünde söz hakkınız da yok. Pardon da ben anlamadım neden sizinle savaşıyormuşum. İyi. Zamanı gelince görürsün. Zamanı gelince görüşelim o zaman. Bana müsaade. Ben sana kapıya kadar eşlik edeyim. Peki. Gamze. Belli ki Ayşe'nin yönlendirmesiyle bir işe kalkışıyorsun. Bana fikrimi soracak olursan yapma derim. Yani bunu kendin için yapma. Bu aileye girersin, bir daha çıkamazsın. Bataklık gibi düşün. Madem bataklıktı burası, sen niye kurtulmuşken geri döndün Zeynep? Bataklık dedim ya. Kurtuldum sanırsın. Bir bakmışsın daha çok batmışsın. Bana motivasyonun ne diye sordun ya. İşte bu bile merak konusu benim için. Dur bakalım Zeynep. Neler olacak? Sakin bir hayat yaşayalım diye uğraşıyoruz. İnsanlar macera peşinde. Dur bakalım ne olacak diye evlilik olur mu hiç? Ay sen sanki farklı bir şekilde evlendin Zeyno. Ay konu ben değilim Elif. Zeynep. Konu tam olarak da sensin. Ne gibi? Halil İbrahim'le Didem akşam baş başa yemek yiyeceklermiş. Elif ne diyorsun sen? Kim diyor bunu? O kadar da değil. Tam olarak da o kadar Zeynep ya. Nereden çıktı Elif? Kim diyor bunu? Sen kimden duydun? Ne saçmalıyorsun? Sen niye bu kadar şaşırdın ki? Ben anlamıyorum. Senin amacın da bu değil miydi zaten? Amacım buydu. Sabah seni istemiyorum dediğim birinin akşam yemeğe çıkacağını düşünmediğim için şaşırmış olabilir miyim sence Elif? Yabancı değil ya Zeynep. Senin bulduğun kız. Hani Halil İbrahim'in çocuklarını doğuracak kadın.
tam tipi Didem. Elif, kimden duydun bu yemeği? Daha Nur söyledi. Sen de duymak istersin diye düşünmüş. Sağ ol. Zeynep, bak bir şeyler yap. Engel olmazsan gerçekten elinden her şey kayıp gidecek. Siz kimden duydunuz komutanım? Dursun Neto'nun kayıp olduğunu. Yani bu bir analiz ya da duyum değil. Mecnun binbaşının bir itirafçısı var da adını söylemiyor. Aa, öyle mi? Madem bir itirafçı var, bir zahmet söyleyiversin Dursun Neto neredeymiş, nereye kaçırılmış. Bana bak Asi, bugün yine tersliğin üzerinde. Biz senin iyiliğin için söylüyoruz herhalde. Bu adam kaçırıldıysa ya bir şantaj olacak ya bir tuzak. Yani işin ucu sana dokunacak. Dün siz yemek yedikten sonra bir çatışma olmuş diyor Ali Canlar. Sen dünden sonra görüştün mü Fikret'le ya da Yavuz'la? Vallahi benim bildiğim bir vukuat yok. Olsaydı bu saate kadar habere gelirdi. Hah, Fikret geliyor. Soralım bakalım, bir bilgisi var mı? Sen sorma, ben sorarım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Merhabalar. Hoş geldin Fikret. Hoş buldum. Buyursana. Fikret, Mecnun komutanın bir şeyler soruyordu da bizim bir bilgimiz yok. Peki senin mi vardır? Neyle ilgili? Dursun Leto ile ilgili. Ne olmuş ki ona? Kaçırıldığından şüpheleniyoruz. Niye ki? Soruları ben soruyorum. Ben bugün evlerindeydim. Gördün mü kendisini? Yok. Hatta benim yüzümden eşiyle tartışmış. Vurup kapıyı çıkmış gitmiş. Başka bir şey yok yani. Ben neden kaçırıldığından şüphelendiğinizi artık anlayabilir miyim? Dün bir çatışma olmuş. Tam da sizin evin oralarda. Hatta tam sizin yemek yiyip dağıldığınız saatlerde. İyi de dün Dursun Neto bizde değildi ki. Dediğim gibi gece evindeymiş. Sabah çekmiş gitmiş. Yavuz'u gördün mü? Evet, evdeydi. Arayayım gelsin ister misiniz? Yavuz benden bir şey saklamaz çünkü. Yerde kovanlar var. Kan var. Ceset yok. Yaralı yok. Herhangi bir iz yok. Madem senin de bilgin yok, benim için konu bitmiştir. Harbi değişik adam ya. Bu komutan bizi kolluyor mu yoksa yemliyor mu ben anlamadım arkadaş. Onun derdi Nihat Marten'le. Bir yolunu bulup içeri tıkma peşinde. Hiç kusura bakmasın. O Nihat Marten'i yedirmeyiz biz ona. Değil mi kardeş? Aynen öyle. Şimdi Halil İbrahim, ben aslında bu dün geceyle ilgili biraz suçlu hissediyorum kendimi. O yüzden geldim. Zeynep'in o dün yaptığı doğru değildi. Hele ki hepimizin içinde o şekilde konuşması hiç doğru değildi. Hani diyorum, siz böyle baş başa bir konuşsanız başka şeyler olur ha? Konuştuk Fikret. Ne zaman? Bu sabah. İyi bari, tamam. Tatlıya bağladınız inşallah ha? Acı mı tatlı mı bilmem. Ama bir yere bağlandı kesin. Beni istemediğini söyledi. Artık birlikte olmamızın hiçbir yolu olmadığını gayet net ifade etti. Ne diyeyim kardeş? Ya bu kıza ne oldu ya? Hani diyorum ki bu çocuk meselesinden oldu ama... Konuştum Fikret. Onu da konuştum. Biz bize yeteriz dedim. Biz diye bir şey yok artık dedi. Konu kapandı yani. Allah Allah Allah. Tamam, ben gider yine bir konuşurum Zeynep'le. Yok. Kardeşin dedi ya,
kararlarıma saygı göstereyim diye. Artık girme araya. Oğuz, akşam işin var mı? Niye sordun? Baş başa yemek yiyelim diye. Olur, olur. Nerede yiyelim? Burada. Burada. Tamam, olur. Tamam. Şimdi baş başa deyince insan bir merak ediyor. Bir konu mu var Eda'cığım? Merak edecek bir şey yok Turan'cığım. O zaman akşam 8. Olur, iyi. Olur. Ya ne oluyor, anlayan var mı? Halil İbrahim bizim yeğen Didem'le akşam yemek yiyelim dedi. Belki Eda Nur eşlik edin diye demiştir. Hmm. Didem'le yemek derken? Haberleşiriz kardeşim. Eyvallah. Halil, bir konuşalım mı? Konuşalım kardeşim. Hayır. Baba. Ne oluyor? Halil İbrahim Didem'le niye yemek yiyormuş? Evli barklı adam. Ayrılmış Zeynep'ten. Ve? Ne bileyim. Ben de anlamadım. Ama belli ki Didem'le aralarında bir iletişim olmuş. Biz farkında değiliz. Sen bir şey demeyeceksin bu konuda? Bizim mekanımızda. Gözümüzün önünde. Olacak iş mi baba? Oğlum. Adam benden izin istedi. Yeğeninle yemek yiyebilir miyim diye. Yeğenini yiyebilir miyim demedi. Biriyle yemek yemek için sizden izin mi alacağım ben? Anlamadım ki. Halil. Bak, Zeynep'in inadına yapıyorsan hoş değil kardeş. Yarın öbür gün yan yana geliriz. Yüz yüze bakamayız da. Bakma kardeş. Bakma, git eve. Hatta Oğuz'u da al, beraber gidin. Yok. Benim akşam yemeğim var. Aa, öyle mi? Hmm. Kimle yemek? Sana ne kardeş? Yemek yemek için senden izin mi almamız gerek? Bana müsaade. Ben gideyim. Sema ile yemek yiyeyim. Baş başa. En azından bu mevzuları anlayayım. Hadi eyvallah. Yürük. Olacak iş var, olmayacak iş var. Oğlum aslında yapılacak şey var, yapılmayacak şey var. Karın sana öfkeli bir şeyler söyledi diye senin de aynı şekilde davranmana gerek yok. Oğlum bak, beni biliyorsun, ben dikine dikine giderim. Benimle inatlaşanı pişman ederim. Et kardeşim, et. Pişman et, kendini pişman et, Zeynep'i pişman et, beni pişman et. Mutlu olacaksan devam et. Lafım bitmedi Oğuz. Benim bitti kardeşim. Akşam görüşürüz yemekte. Hadi eyvallah. Ayşe nasıl doldurduysa kızı artık, asla geri adım atmama getirdi lafı. Ama ben o Ayşe'nin hakkından gelmesini bilirim. Ne gibi, ne deme? Zeynep'e söyleyeceğim. Hı. Didem'i çağırsın. Fikret'in yanında o Didem'i görsün. Bak, ondan sonra Ayşe'nin suratını görsen. Didem Damla'ya benzemez. Öyle onu hor gördüğü gibi bunu göremez. Bu dişli. Zeynep Didem'i abisiyle buluşturmaz. Niye? Didem'i Halil İbrahim'e düşünüyormuş. Kim neyi düşünüyormuş, anlamadım. Zeynep, ben boşandıktan sonra Halil İbrahim Didem'le olsun diyormuş. Aa! Ha, iyice şaşırdı bu kız artık ya. Ha, nereden geliyor bunlar böyle aklına? Ha ya, bunlar böyle şeyler düşünülür mü? Konuşulur mu, olacak iş mi Allah aşkına ya? Sen hasta mısın ya? Abi ne oluyor ya? Ne demek ne oluyor kızım? Bir tavırlar yapıyorsun, kocanı terk ediyorsun. Yetmiyor. Seni istemiyorum deyip başka birini mi ayarlıyorsun sen kocana? Halil İbrahim mi söyledi bunu? Hayır, Şota'dan duydum. Kocanın Didem'le yemek yiyeceğini. Elif'e soruyorum ne oluyor diye. Arkasından sen çıkıyorsun ya.
Ben mi dedim Halil İbrahim'e git Didem'le yemek ye diye? Zeynep! Bazı adamlarla oyun oynanmaz. Seni bu evdeki, çevremizdeki bütün kadınlardan daha akıllı zannederdim. Yanılmışım. Yazık. Gece belli ki uzun olacak Fikret Bey. Müsaade var mı bana? Git şurada git. Bari sen elindekinin kıymetini bil. Bizim elimizde kalan belli. Eyvallah. Zeynep geçiyor, yemin ederim. Nereye gidiyoruz Zeynep? Yani umuyoruz ki evliliğini kurtarmaya. Hadi inşallah. Boşanma lafı ağızdan bir kere çıktı mı kurtulan yuva görmedim ben. Ay anne tövbe de ya. İnşallah sizin dediğiniz gibi olur. Alalım. Olur olur. Biliyorum. Senden çok zor bir şey istiyoruz oğlum. Ama bunu bizim için yapmak zorundasın. Söz ver bana. Tamam anne. Yavuz. Halil İbrahim'e gerçeği anlatmayacaksın. Sadece yardım isteyeceksin. Aksi takdirde her... Anladım. Anne. Biliyorum. Aynalar. Bütün babalar. Lise müdürü gibi. Evet yani telefon almak nedir ki yani? Ne desem bilemedim. Yok yok.
Acı yedin mi? Hı? Acı yedin mi? Yok, yemedim. Bak, 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 şuna bak ya. Kur yapıyor, gülümsüyor filan. Bizim yanımızda asla gülümsemeyen adam burada. Vallahi çıldırıyorum. Sen onun inadını bilmezsin. En iyi ben bilirim onun inadını. Çocukluğunu biliyorum, sen bilmezsin nasıl. Evet. Evet, yani o kendisi söyledi. İnattan yapamayacağım şey yok diye de ben onun için söyledim. Öyle mi söyledi? Hı. O asıl benim inadımı bilmiyor. Benim yapamayacağım şey yok inattan. Ne gibi? Eda, ben biraz kullanılmış hissettim kendimi. Duygularım samimi. Ona yaptığım şey inattan tabii. Didemciğim, Eda Hanım kalkacak da ona bir şey söylemem lazım. Keyfi yerinde gibi duruyor Ali İbrahim. Yok, kalkacak o. Afiyet olsun. Siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz? O kızı hemen buradan yollayacak mısın? Yoksa biz Oğuz'la baş başa eve mi gidelim? Hı? Baş başa. Hı hı. Tamam. Gidin. Gidin ama beni de bekleyin. Geleceğim ben de eve. Gel kardeş. Bekleriz. Gidelim mi? Olur. Biz çıkıyoruz o zaman. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben Eda Nur'un tekrar mutlu olmasına çok sevindim. Yani Oğuz'a da birbirlerini çok yakıştırdı. Arkadaşlar onlar. Arkadaş derken el ele çıktılar ya az önce. Çok yakın arkadaşlar. Sen kıskanç mısın biraz? Gerektiği kadar. Arkadaşlarını çok kıskandığına göre sence de gereğinden fazla değil mi? Yani ben yakınlık severim tabii. Ama yakınlarımı da kıskanırım. Eğer ortada bir mutluluk varsa kıskanmam. Ama öyle olmayacak doğaya da amin demeyen bir yapılmış. Güzel. Sevindim bunu. Niye? Bizimle ilgili bir beklentin var anladığım kadarıyla. Yani sonuçta burada ne işimiz var değil mi? Yanlış mı düşünüyorum? Pardon. Abi yenge geldi. Yenge derken? Zeynep Hanım dışarıda burayı seyrediyor. Ne yapalım? Hiçbir şey yapmayın. Görmeyin de, ilgilenmeyin. Bir şey mi oldu? Yok. Bir şey içer misiniz diye sordular. Arabayla geldik. Başka sefere dedim. Bir dahaki sefere burada buluşmasak olur mu? Niye? Senin çevren, benim dayım. Yani daha rahat edebileceğim bir yerde buluşursak daha iyi tanırsın belki beni. Tabii. Nasıl istersen.
Zeynep. Gidiyor musun? Ben Eda Nur'a baktım, yokmuş. O yüzden gidiyorum. Ha, şey, Halil İbrahim içeride mi? İçeride. Ama pek müsait değil sanırım. Sen iyi misin peki? İyiyim. Anladım. Bu akşam için çok teşekkür ederim. Her şey çok güzeldi. Asıl ben teşekkür ederim davetimi kabul ettiğin için. Güzel bir akşamdı. Bir dahaki sefere dediğin gibi başka bir yerde buluşuruz. Anlaştık. Yavuz, ne haber? İyi, senden ne haber? İyi. Sen geç içeri, ben misafirimi uğurlayıp geliyorum. Tamam, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hayırdır Yavuz? Pek hayır değil. Bu saatte ne işin var burada Ayşe? Seni görmeye geldim Fikret. Çocukların mı bir şey var? Yok Fikret, herkes iyi. Gerçi dışarıdakilere çocuklarla ilgili dedim ama rahat girmek için içeri. Ne oldu Ayşe? Ne istiyorsun? Biraz konuşmak istiyorum seninle Fikret. Bak Ayşe. Gerçekten tartışacak halde değilim. Tartışalım demedim. Konuşalım dedim. Zaten doğru düzgün konuşmadığımız için işler bu raddeye geldi. Peki. Konuş, dinliyorum. Merak ediyorum. Hiç özlemiyor musun? Ben çok özlüyorum. Seninle konuşmayı, dertleşmeyi, eski zamanları paylaşmayı. Güzeldi. Ama dediğin gibi eskide kaldı Ayşe. Öyle. Öyle ama soruma cevap vermedin. Özlemiyor musun Fikret? Çok özledim. Habersiz gittiğimiz yolculukları, ilk tatilimizi.
Hatırlıyor musun? Paris'ten döndüğümüzde fotoğrafları görmek istemişti insanlar. Bir kare bile çekilmemiştik. Bütün gün otel odasından çıkmadığımız için. Güzeldi. O zaman aramızda mükemmel bir uyum vardı. Bence hala vardı. Sence yok mu Fikret? Ayşe. Ne istiyorsun? Son bir kez seni. Madem sensiz, yalnız bir ömrüm olacak. Son bir kez seni Fikret. Jandarmaya gitsem babamı öldürürler. Biz kendimiz girsek oraya yine öldürürler. Tırnaklarını çektiler Ali İbrahim. Bana videosunu izlettiler. Fikret abiye de bir şey söyleyemedim. Yani tek bir ihtimal var. Öyle kalabalık giremeyiz. İkimiz eğer girersek babamı kurtarmak için bir şansımız olabilir. Sen daha önce girdin oraya, biliyorsun. Hadi yürü. Ne yürü? Gidip alalım da babanı. Hadi. Ciddi misin lan sen? Hala duruyorsun Yavuz. Musa abi, Yavuz'la Halil İbrahim çıktılar abi. Başka kimse yok abi. Sadece ikisi. Yok. Ben yapamayacağım Halil İbrahim. Neyim? Ben yalan söyledim Halil İbrahim. Yani babamı kaçırdıkları doğru. Eziyet ettikleri de doğru. Ama ben seni şu an tuzağa çekiyorum. Ölüme götürüyorum. Biliyorum Yavuz. Bilmediğimi mi zannediyorsun?
Nasıl biliyorum? Ne demek biliyorum ya? Biz başka bir yere mi gidiyoruz şu an? Yok. Babanı almaya gidiyoruz. Yaşatmazlar seni Halil İbrahim. Halil İbrahim'i ver, babanı al dediler bana. Benim kaybedecek bir şeyim yok Yavuz. Seni kaybedecek bir ailen var. Karın var. Sen var ya, sen çok mert bir adamsın ha. Sen çok mert bir adamsın ve ben sana ihanet edecektim. Dön şuradan bir yerden. Dön gidelim Fikret abiyi alalım, tamam mı? Milleti de toplayalım. Gidelim bunlarla savaşalım. Çatışalım hepsiyle. Sonra ne olacaksa olsun ya. Hadi. Eğer bana ihanet etmiş olsaydın seni öldürürdüm. Ama yine de giderdim. O işin artık bitmesi lazım. Eyvallah. Sağ ol. Geldiğimi söyleyin. Dursun Neto'yu sağ salim teslim etsinler. Ben de teslim olacağım. Geldiler mi Musa? Geldiler efendim. Halil İbrahim Dursun Neto'yu teslim edin. Teslim olurum demiş kapıdakilere. Ben bir şey anlamadım efendim. Peşlerinden gelen de yok. Kahramanlar ahmak olur Musa. Siz Dursun'u götürün verin oğluna. Alsın gitsin. Halil İbrahim'i de getirin. Ben ineceğim aşağı. Emredersiniz efendim. Yavuz. Ne verdiniz de bıraktılar bunlar beni? Beni. Yavuz. Babanı da al. Gidin buradan. Eyvallah.
Saçlarına kar düşmüş uçlarına, dağın yamaçlarına yaslan be Halil İbrahim. Kıvırcık saçlarına kar düşmüş. Seni zincire bağlayıp sokak sokak gezdireceğim demişti. Saçlarına ak düşmüş uçlarına, dağın yamaçlarına yaslan be Halil İbrahim. Kıvırcık saçlarına kar düşmüş uçlarına, dağın yamaçlarına
yaslandı Halil İbrahim.